Bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün yerel saatle 19.15'te SDF ve ARD televizyon kanalları aracılığıyla canlı yayın yapacak ve kamuoyuna seslenecek ve yeni acil önlemler planı konusunda vatandaşları uyaracak. Almanya'da salgın hastalıklarla ilgili çok önemli bir enstitü var, ciddi bir enstitü. O da dünyaca bilinen Robert Koch Enstitüsü. Robert Koch Enstitüsü her gün saat 11'de canlı bağlantıda gazetecilerin sorularını, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler'in bir saat önceki açıklamasına göre Almanya'da resmi rakam 8.198 vaka bulunuyor ve 12 kişi de hayatını kaybetti. En çok eyaletler sistemi olması nedeniyle özellikle bunları vermeyi gerekli görüyorum. En çok ölü hayatını kaybedenlerin sayısı Kuzey Ren-Westfalia eyaletinde, daha sonra Bayern ve bunu Baden-Württemberg eyaleti izliyor. Dün akşam da Almanya'nın Schleswig-Holstein kentinde 78 yaşında bir Alman vatandaşı ve kanser tedavisi gören bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Bunları önemsiyor Alman basını. Özellikle kişinin daha önce bir hastalığı var mı, isim belirtmeden yaş grubunu, erkek mi, kadın mı, hangi hastalık olduğu konusunda gazetecileri bilgilendiriyorlar. Bu da önemli bir husus. Bilindiği gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel dün dörtlü bir zirve gerçekleştirmişti. Fransa Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bir video konferansı gerçekleştirmişti. Her ne kadar ana madde sadece koronavirüs olmasa da, yani tabii ki bütün konular önemli, dünyadaki gelişmeler, ama şu anda bütün dünya kamuoyu, basını, kamuoyu, dünya siyaseti koronavirüse ile mücadeleye indirgenmiş durumda. Dün Suriye ve İdlib konusu da ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ve daha sonra Angela Merkel basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ya bu da önemli. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan müzakereye, mülteci müzakerelerine bağlı kalındığını 2016'da imzalanan ve bir maddi yardımdan bahsetti. Maddi yardım edileceğini ve gümrük birliğinin genişletilmesinin de göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi Almanya Başbakanı Angela Merkel. Ve yine Macron ve Johnson'un talebini dile getirdi. Yani burada geçici ateşkes ve bölgede Türk ve Rus devriyelerinin olumlu karşılandığını söyledi. Tabii bu Suriye ve İdlib konusu, ancak korona tabii ki yine Almanya'da birinci madde durumunda, ana madde durumunda. Yine koronayla mücadele konusunda Berlin eyaletinin aldığı önemli bir karar var. O da Alman ordusunun desteği. Hatta Alman basınında da bu şekilde çıktı. Neden bu şekilde? Örneğin Berlin eyaletinde Türkiye kökenli Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı COVID-19 koronaya karşı mücadele edilmesi konusunda 1000 kişilik yatak kapasiteli ek bir hastane oluşturulacağını ve bu konuda Alman ordusundan yardım isteneceğini belirtti. Ancak hangi bölgede, hangi ştatta, yani hangi semtte olacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bilindiği gibi şu anda yine Alman medyasında çıkan haberlere göre 700 civarında Alman askerinin ordudan terhis edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla da bunların tekrar göreve çağrılacağı çağrılacağı gelen bilgiler arasında. Yani Almanya yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkarmış durumda. Özellikle vaka sayılarının son iki gün içerisinde artmış olması nedeniyle Alman Sağlık Bakanı açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Almanya Sağlık Bakanı, Almanya genelinde 25 bini solunum desteğine sahip 28 bin kişilik yoğun bakım kapasitesi bulunduğunu ve bunun ikiye artırılması gerektiğini belirtti. Tabii bir de bunun ekonomi boyutu var korona krizinin. Uzmanlar, özellikle ekonomistler söz konusu krizin bir maliye krizi değil de, yani Avrupa Birliği'nde yaşanan 2008 yılındaki adeta bir finans krizi yaşandığını, yani iki kavramı ayırıyorlar
her ne kadar bize çok yakın gibi dursa da maliye krizi ve finans krizi, finans krizinde özellikle özel person kişilerin evlerini dahi kaybedeceği vesaire çok ciddi bir krizin önümüzdeki süreçte dünya gündemine oturacağını dile getiriyorlar. Biraz önce sınırların kapatılmasını söylemiştik. Bu da önemli. Bilindiği gibi dün Avrupa Birliği devlet başkanları ve hükümet başkanları video konferans yoluyla sınırlarını kapattı. Yani buna göre sadece Avrupa Birliği'ne birlik vatandaşları girişi yapılabilecek. Aslında bu bazı çevreler tarafından yanlış anlaşılıyor. Yani işte diğer AB vatandaşı olmayan ülkelere kapanıyor vesaire diye, ama hakikaten uzmanların, sağlık görevlilerin ya da Robert Koch Enstitüsü gibi dünyaca salgın hastalıklarla mücadele konusunda bilim adamlarının yaptığı konuşmalar son derece de etkili. Çünkü bu denli bir önlem alınmazsa virüsün hızla yayıldığı gelen bilgiler arasında. Şimdilik bu Avrupa Birliği sınırları, yani Avrupa Birliği ülkelerine sadece AB vatandaşları giriş yapılabilecek. Uygulama şimdilik 30 gün içerisinde sınırlı kalacak ama bunun uzatılıp uzatılmayacağı tabii ki önümüzdeki süreçte belli olacak. Sayın Bilindiği Kaplan, gibi, pardon, bu evet. Konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin içerisinde, Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ülkeler bir diğer şehirlere, diğer ülkelere rahatlıkla geçişi tekrar sağlayabilecekler mi? Yoksa örnek veriyorum, Almanya, aslında, Hollanda'ya gidip gelebilecek mi rahatlıkla? Aslında tabii ki rahatlıkla, şöyle, tabii ki kısıtlama getirilecek ama hani sınırları kapatıldı derken dünkü yayınımızda da açıklamıştık. Tamamıyla bir kapatma söz konusu değil. Yani örneğin mal sevkiyatı, gıda sevkiyatı gibi zorunlu olan sevkiyatlara kesinlikle ve kesinlikle öncelik tanınacak. Tabii ki sıkı kontrolden geçilecek. Hatta bu yayına başlamadan önce yine tweet'te, tabii ki Alman medyasını, ajansları ya da yabancı ajansları sık sık takip ediyoruz. Polonya sınırında bir Stau dediğimiz, yani yoğun anlamda bir trafiğin yaşandığı gelen bilgiler arasında ve bölgenin trafik daireleri de bu konuyu dile getiriyorlar. Yani işleri olanlar ya da eğer zorunlu olmadıkça tabii ki bir sınırlamaya gidilecek. Ancak işleri olanlar, biraz önce söylediğim gibi alışveriş içerisinde bulunanlara vesaire herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. Sadece sınırlarda kontroller yoğunlaştırılacak. Dolayısıyla dünkü kısıtlama, yani Almanya'nın Polonya gibi, yani kendi sınırlarına yakın bölgelerde giriş yasağının, yani göreceli anlamda giriş yasağının konması ve akabinden de Avrupa Birliği'nin, sadece Avrupa Birliği ülkelerine açık olması, aslında bu çok, yani olayı nereden baktığınıza bağlı. Çünkü uzmanlar sağlık olduğu için virüsün çok çabuk yaygınlaştığı aşamasında bunu gerekli olduğunu dile getiriyorlar. Sayın Kaplan, son olarak şunu sormak istiyorum. Erzaklar ve stoklarla ilgili marketlerde bazı erzak maddelerine kısıtlama getirildiği doğru mu? Şu anda tabii, satın alımında. Evet, şu ana kadar, yani tabii ki özellikle Alman kamuoyu bir panik içerisinde, hatta Almanca dediğimiz Hamsterkäufe dediğimiz gereksiz yere bir paniğin gereksiz olduğunu, yani sonuçta örneğin sosyal medyada dolaşan konulardan birisi de Almanların daha çok makarna, un ve tuvalet kağıdına yoğunlaşmalarıydı. Aslında bunun gereksiz olduğunu dile getiriyorlar. Şu anda herhangi bir stoklanma söz konusu değil. Ancak örneğin bazı eyaletlerde, büyük marketlerde sabah saatlerinde öncelikle yaşlılara ağırlık verildi. Bu da son derece, uzmanlar doğru olduğunu belirtiyorlar. Çünkü risk grubu 60 yaş üzeri olduğu için yoğunlaşmanın, sosyal kontağın engellenmesi amacıyla özellikle 8'de açılıyorsa yaşlı nüfusun öncelik verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak uzmanlar özellikle belirtiyorlar, lütfen gereksiz harcamalarda bulunmayın, gereksiz stokta bulunmayın diye. Birçok süpermarketlerin, biraz önce, kafeteryalar, kiliseler, camiler, kalabalık yerler kapalı olmuştu. Ama şu ana kadar süpermarketlerin herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi. Hatta bilakis yoğunlaşmayı ve
kontağı önlemek amacıyla pazar günlerinden itibaren Almanya'da büyük süpermarketlerde Aldi gibi, EDK gibi, Penny gibi yerlerde açık olacak. Bunu da vatandaşların bilmesi gerekiyor. Peki Sayın Kaplan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkürler.